Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgen açı konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. E o zaman çözümlere başlayalım. ABC ikizkenar üçgen D elemanı açı. AB ve BC birbirine eşit verilmiş. Sonra ne olmuş arkadaşlar bakıyoruz. Sonra şekil bir dik ABC üçgeni BD boyunca katlanmış. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Hemen eski haline geri getiriyoruz şekli. Hop şöyle eski haline geri getirdik. Sonra ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Ama hocam ekstra sadece burası eşit verilmiş. Başka bir yerlerde bir eşitlik yok. Büyük ihtimalle eşitlikleri kullanmayacağız. O zaman neyi kullanalım burada? Üst üste binen açıları. Hocam 32 ise burası da 32 midir? Çünkü şöyle katlanmış. Şu şunun üstüne bindi. 32 ise 32. Burada kaç ile burada kaç eşit? Hatta şurada kaç ile de burada kaç üst üste biniyor? Eşit. Ama genelde karışık yerlerde kaçlar bize gelmiyor. O yüzden burayı sildim. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? A, Bu X kenar üçgen. Tepe açısı da çıktı. Tepe açısı kaç çıktı? 48, 32 daha topladığımız zaman 80. Bir daha 32 daha 112 çıktı burası. 180'den 112 çıkarsak 68. 2'ye bölsek 34, 34 mu olacak arkadaşlar burası? Evet. Şimdi X'e bakıyorum. X buradaki açı yani ters açıdan burası. Nerede arkadaşlar o? Şuradaki üçgenin bir iç açısı. Ve şansımıza buradaki üçgenin iç açıları da belli. 34, 32, 32. Yani 32 artı 32 artı 34 toplamı artı bir de x eşittir 180 yapmalı. Şu ikisi kaç yaptı? 64 98 x de buradan 180 eksi 98'den x'i buradan kaç buluruz? 82 buluruz. Evet 1982'nin 82'si olsun cevap arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik bu soruya. ABC bir eşkenar üçgen. Alakası yerde değişiklik verilmiş. Hocam ben bu eşitliği nasıl kullanacağım falan filan diye düşün düşünüyorsunuz ya. Valla düşünmeyin. Niye? Verilen bilgileri kullanmıyorsunuz. ABC eşkenar diyor. Eşkenar deyince öyle bakıyorsunuz. Tamam bu bir eşkenar üçgen. Kardeşim niye eşkenarsa bütün kenarların eşitliğini göstermiyorsun ve açıları yazmıyorsun? Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Verilen bilgileri kullanmak dediğimiz olay bu. Şekil üzerinde göstereceksin. Bak. Eskiden alakasız yerde olan eşitlik şimdi bak yan yana geldi. Bunlar da eşit oldu. X kenar çıktı gördüğünüz üzere. Şimdi soruya göre soru şekillenecek. Çözüm yönteminiz de bazen değişebiliyor. Birkaç farklı yol var diyoruz ya. Mesela bu 24'ü şu üçgende kullanmak isteyen arkadaş ne der? Hocam iki iç açının toplam bir dış açı. Hop oh, burası x artı 24 yapar. Hocam burası da x artı 24. Sonra burada bir doğru açı oluştu. Toplamları kaç yapacak? 180. Birinci yol bu. İkinci yol ne peki? Ya sen şimdi 24'ü kullanmaya çalışacaksın ya. 24'e bakan eğer şu üçgene bakacak olursa ki şurada 60'ı da silmişim. E, bu üçgene bakan arkadaş görme işi değil bak verilenleri kullanma işi. Burası da 60'tı ya. Aa hocam burası 60 burası 24 ise iki iç açının toplam bir dış açı olduğundan dolayı bu ikisinin toplamı 60 24 ise 24 ile neyi toplarsan 24 e, 60 yapar. Hocam 36'ya burası 36. x e, kenar burası Tepe açısı 36. 180'den 36 çıkar. 144. 2'ye böl 72 72 yaptı. Aa hocam şimdi buranın toplamı 60 artı 72 artı x'in toplamı 180 olacağından bu ikisinin toplamı 132 x de buradan 180 eksi 132'den kaç çıkıyor gençler? 48 mi çıkıyor? Evet cevabımız böylelikle Edremit oldu. Geldik bu soruya. Şimdi burada bu soruyu gören arkadaş 25 45'ten şurada kaçı yazmaya çalışır. Sonra şuraya bakar. Aa hocam burayı yazamıyorum. Sonra buraya bakar. Hocam burada da yazamadan bir şey var. Ama arkadaşım dikkat et. 45 var. Aa bir de yanında 45 var. 25 var. Aa bir de yanında 25 var. Bunlar nedir? Bu açı ortay. Bu da açı ortay. Açı ortaylar olunca şuna dikkat et. Açı ortayların kesim noktası. İç açı ortayların kesim noktası. İç teğet çemberin merkeziydi. Ben böyle söyledim diye korkmayın. Sadece öyle bir söylemim var. İç açı ortayların kesim noktası. Gösterin arkadaşım burada. Burayı gösterdin. Hocam bu açı ortay. Hocam bu da açı ortay. A burası açı ortayların kesim noktası ABC üçgeninde. B köşesinden gelen de buradan geçiyorsa yani ABC üçgenin iç çemberin merkezinden geçiyorsa daha doğrusu iç açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa bu da açı ortay olmak zorunda. Yani burası da x olmak zorunda. E şimdi bakıyoruz soruya. Hocam burası 90. Hocam burası 50. E, 50 90 90'sa bir dik üçgen burası. Dik üçgenler diğer iki açının toplamı 90 derece olacak. Yani buradaki açı da 40 derece olacak. Hocam 2x 40'a eşitse 2x 40 ise x buradan kaç olur o zaman? 20 derece olur. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Geldik bu soruya. Evet neler verilmiş? Hocam x kenarlık verilmiş. x ise burası da nedir? x. Hocam burası da x'tir. Sonra aa, iki tane açıyı yan yana gördük. 2 iç açı bir dış açı. Hop yazdık buraya 2x. Sonra soruyu çözemedik. Soruyu çözemeyince ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan kardeşim. Nasıl kullanırsın? Hocam 70'te bak bakış açısına göre çözüm yöntemleri değişir. Hocam 70'i büyük üçgende fark edersen beyin fark ederse daha doğrusu. Hocam büyük üçgende iç açılar toplamı 180 direkt buraya 110 eksi x yazabilirsin. A hocam 2'ye bölerim böyle. 55 eksi x bölü 2 55 eksi x bölü 2. Sonra bu üçünün toplamı da 180 dersin olay biter. Ama diğer bir yolda şu. 70'i sen şu üçgende kullanmaya çalışırsan o zaman daha neyi kullanırsın? Hocam şuradaki nokta açısını zaten yazmamız lazım gerekir değil mi? E, o zaman oradaki nokta açısını yazalım bakalım arkadaşlar. Nokta açısını yazacak olursak 70 var nokta açısına bakacak olursa, Aa burası 2x, hmm. şurası 2x'e. Hocam ben şu 70'te kullanacağım. 70 ile bir şeyin toplamı 2x. Hocam burası o zaman 2x eksi 70 midir? Aynen öyle. E o zaman burası 2x eksi 70 ise burası da 2x eksi 70'tir ve şuradaki üçgende bir de ne var arkadaşlar? İç açılar toplamı 180. 2, 4, 5x. 5x artı 70, eksi 70 yani 5x eksi 70 eşittir. Kaç yapmalı? 180. 5x eşittir 250'den. X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 50 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik bu soruya. Ne diyor arkadaşlar? A y ile EC birbirine eşit verilmiş. Hemen A e ile EC karışık olunca eşitleri ben böyle göstereyim. Tırtıklıyorum. Sonra A C ile de DC. Hmm. Ben mavi kalemi kullanayım. Şimdi bunda böyle ikiz kenarlığı göstereyim. Arkadaşlar ikiz kenarlık ÖSYM'nin en fazla üzerinde durduğu ikiz kenarlı üçgen ya yani üçgende açı sorusu sorarsa ikiz kenar. Taban açısı ikiz kenar olur. Bunu daha yeni nesil sorular uyarlıyor ama ya ne bileyim böyle bir ikiz kenar kartonu buraya yapıştırır. Diğer ikiz kenar kartonu buraya yapıştırır. Yeni nesil hikayeleştirir. Öyle gelir karşınıza soru. Şimdi benim tahminim de şu zaten. Ne yapıyor ÖSYM? Ya yeni nesil sorularla karşımıza çıkıyor. Şu an kolay sorularla çıkıyor. Şimdi ne yapar? Bu mesela orta halli bir soru. Eskinin orta halli sorularını karşımıza yeni nesil soru olarak çıkartabilir. Artık olay buraya doğru geldi. Dikkat edin arkadaşlar bu soruya. Yani siz bu eski nesil soruları da anladıktan sonra ee, şu yeni nesile çevrilmiş soruları da yaparsınız. Sıkıntı yok bence. Şimdi gençler x kenarlıkları kullanacağız. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İster şu mavi x kenarlıkları kullanın. isterseniz bu kırmızı x kenarlıkları kullanın. Hiç fark etmez. Nereden başlayalım? Hocam kırmızı x taban açısına. Hocam şuraya bir a dersem. Bakın kırmızının taban açısı a artı 21. Hocam burası da a artı 21. Eyvallah. Buradan başka bir şey yazamıyoruz değil mi? Yazamıyorsak bir de maviye bak bakayım. Şimdi verilen bilgiyi kullan. Mavide de x kenarlık var. A mavide de şuradaki açı dikkat edin. A artı 21 artı 24. A artı 45 ise hocam buradaki taban açısından ne olmak zorunda? A artı 45 olmak zorunda. E A artı 45 burası. Şurası da A artı 45. Ve şuradaki açı da A. Yani 1, 2, 3 tane A var. 3 A artı 45, 45, 90. Mavi üçgende eşittir 180 ise 3A'yı buradan 90 buluruz. A'yı da buradan kaç buluruz? 30 buluruz. E A'yı 30 bulduysak yaz yerine kardeşim. A 30. Burada yazdım 30'u. A artı 21. Yazdım burada 51'i. Şimdi X'e bakıyorum. X'te şuradaki üçgende nedir kardeşim? Hocam 51 ve 30 burada var. İki açı yan yana gördüm. Dayanamam derim. Ve X'in toplamı nedir? X 51 ile 30'un toplamına eşittir. Yani cevap böylelikle 81 çıkar arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet cevap denizli oldu. Geldik bu soruya. Evet ne verilmiş? Oo saçma sapan yerde eşitlik. Büyük ihtimal ek çizim yapacağız. Bakıyoruz soruya. Ek çizimlerin ne kadar önemli olduğunu bir önceki videolarda daha önceki videolarda da söyledim zaten. Hocam eşitlik var. Şurada da eşitlik var. Burada da saçma sapan yerde eşitlik var. Orta taban çizmeliyiz. Orta taban çizerken de şuradaki bilgiyi de kullanmalıyız. Hmm, ne yapacağız? Genelde biz orta tabanı eşitliğin olduğu yerden çiziyorduk. Arkadaşlar şuradan. İki ihtimalimiz var. Ya sağa doğru çizeceğim ama sağa çizince şuradaki bilgiyi kullanamayacağım galiba. Ya da aşağı doğru çizeceğim. Aşağı doğru şuraya gelir ya da şuraya gelir. Fark etmez şuraya doğru çizelim isterseniz. Şuraya çizeyim. Evet bu paralel buraya gelecekmiş gibi. E, hatta ben bu soruyu iki farklı yolla çözeyim arkadaşlar. Ben genelde ne yapıyoruz? Ya Bu soru için bu yol belki size zor gelebilir ama alışkanlıktan dolayı ben böyle bir soruyla karşılaşsam İlk etapta harbiden bu yolla çözerim ama. Harbiden. Eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizerim. E, eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizdiysem şununla şu birbirine paralel. E hocam paralelse ben buraya A dersem burası ne oldu? 2A oldu. Hocam 2A dediğimiz yerle şuraya kadar olan kısım. Burası da 2A verilmiş. Ve şuralara da bir BB diyeyim. Şu orta taban çizgisi değil mi? Evet. Bu orta taban çizgisi ne yapacak? Tamamını iki eşit parçaya bölecek. E bunun tamamı ne? 2A artı 2B'yi iki eş parçaya bölecek. Yani hocam şuraya kadar kısım A artı B. Buraya kadar kısım da A artı B. Ve dikkat edin tamamı 2A. A artı B burası. Sen 2A'dan A artı B'ye çıkartırsan. 2A'dan A artı B'ye çıkartırsan. O da ne yapıyor? A eksi B mi yapıyor? Evet. Şuradaki parçaya A eksi B kaldı arkadaşlar. A eksi B kaldı. Şurada göstereyim isterseniz. A eksi B kaldı. E ne işime yarayacak hocam? A dikkat et. A eksi B ile ya, B yan yana. Şuradaki toplam ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim isterseniz. Şuradaki toplam A yaptı. A eksi B ile B'nin toplamı A yaptı. A burası da A. Ne çıktı burada? Bir ikiz kenar çıktı. X ise şuradaki açının tamamı da X. Çünkü kırmızı olan çizgiyle burası A, A birbirine eşit. E iki iç açı bir dış açı. Yani burası 2x oldu. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz gençler? Verilen bilgiyi kullanıyoruz. Hangisini kullanmadıysan ona bak bakayım. Bak bakayım soruyu çözeceksin. Harbi düğüm çözeceğim. Baktım 80. Aa hocam 80'i kullanmadık. Ben ne diyorum? Verilen bilgiyi kullan ya da bulduğum bilgiyi kullan. Hocam 80. E ben burada 2x buldum. Aa şunlar zaten paraleldi. Yöndeş açıdan dolayı 2x neye eşit olmak zorunda? 80'e ve x buradan kaç çıkar? 40 çıkar. Cevabımız böylelikle C an çıktı ama dayanamayacağım ikinci bir yoldan çözeceğim arkadaşlar bu soruyu. Ama ben harbiden çözsem bu şekilde çözerim arkadaşlar. E, ee, i̇kinci yol büyük ihtimalle tahmin ettiğim yol inşallah oradan çıkar bu arada. Ee, büyük ihtimalle daha az karışıkmış gibi olur ama o çözüm yöntemini de çok fazla kullanmıyoruz açıkçası. Biz genelde ortaban taban çizecek olursak nereden çiziyoruz arkadaşlar? Eşitliğin olduğu yerden çiziyoruz. Peki eşitliğin olduğu yerden çizemedik. Mesela karışık geldi gözüne. Ne yapabilirsin? Eşitlik olmadı. O zaman ort tabanı şuradan oluşturabilirsiniz. Şuradan A'dan bir ortaban taban oluştur desem. Sen burada DE çizgim var ya DE'yi kullanmak zorundasın. O zaman DE'yi mi kullanacağız ya da DF'yi mi kullanacağız? Valla DFDX var aslında. Şurada DFDX var. DF'ye bir paralel çizelim. DE'ye çizerek ilk başta DE'ye çizsek ne olacak mesela? DE'ye çizelim. Verilen bilgiyi kullanarak. Hocam DE'ye paralel çizsem. Şunu da şunu paralel olarak çizsem. E ne olacak? Şunlar birbirine eşitse o zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Burası A ise burası BB ise hocam burası A iken burası da ne olacak? A olacak. Ya da Şuraya A dersem daha sağlıklı olacak. Buraya A dersem A artı 2B ise burası ort tabandan. Burası da A artı 2B olacak. E hocam şu parçada şu parça için A artı 2B hiçbir özel bir durum oluşturmadı. A artı 2B burası A burası arkadaşlar. Bu üçgende. Ya da burada A artı 2B. Bakın burası A artı 2B iken şurası A artı 2B. Hiçbir işime hiç yaramadı. Sildim o zaman bunu arkadaşlar. Ne yapalım? Diğer şu çizgiyi kullanarak bir ort taban çizmeye çalışayım. Ort tabanı şöyle çizsem. Ne güzel ort taban diyorum değil mi? Ort taban. Evet biz balık esirler biraz böyle hızlı konuşmayı severiz. O yüzden ben de izlerken 2x ile izlemiyorsunuz değil mi? Bazıları 2x ile izliyormuş neyse. Arkadaşlar çektik paraleli. Nereye paralel çizdim? Bak bu dikkat et buna paralel çizdim. Şöyle paralelliği göstereyim. Sen buna paralel çizdiysen hocam şununla şu birbirine paralelse. Direktman burası k ise ort tabandan dolayı burası nedir? 2k'dır. Eyvallah. Sonra ne diyelim arkadaşlar? Şuraya ort e, orta taban çizgisi AA dersek. Buraya da b dersek. Bakın şunun da şu birbirine paralel. Şöyle göstereyim isterseniz. Mavi ile göstereyim. Bu ortaban çizgisi ise hocam burası A artı B ise burası da A artı B olmak zorunda. Dolayısıyla buraya B kaldı. A burası B iken burası da B mi? B. Çok güzel. ikizkenar kenar çıktı. Hocam şu açılar eşit ve toplamları 80 ise ikiz kenar çıktı çünkü. 40-40 oldu bunlar. Peki kullanmadığım bilgiye bak. Neyi kullanmadın? X'e. Hocam mavi çizgiler paraleldi. 40 ve X. Yöndeş açımı çıktı. Aynen öyle. Valla güzel bir soru. Biraz zorlandınız sanki. Ee, büyük ihtimal çoğunluk bu video için gelmiştir buraya. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Cevabımız Ceyhan çıktı. Geldik bu soruya. Neler verilmiş neler? ABC, X kenar, üçgen. A, neresi? BDC'de eşkenar. Bak BDC eşkenar. Hemen eşkenarlığı yazıyorum. Hocam bir kenar çift çizgi. Hop çift çizgi. Hop çift çizgi. Ve açıları yazdım. Bu o bizim olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız ne? Verilen bilgileri kullanmak. Sonra AB ile AC birbirine eşit. Hocam şununla da şu birbirine eşit. Eyvallah. Oo. Şunlar da birbirine eşit. Ya şimdi ne yapacağız burada? Sanki biraz eşlik yapısını kullanacağız burada ama eşliği kullanmadan ben bir şey yapabilir miyim? Acep. Ya yapabilirim aslında. Şöyle iki farklı şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Hocam burası dikkat ederseniz şu kenara yuvarlak diyeyim. Bu kenarda yuvarlak olsun ikiz kenardan dolayı. Hocam şu üçgenle yandaki üçgen aynısının laciverti değil sarısı yaptık bak burada. Aynısı. Niye? Çift çizgi çift çizgi yuvarlak çift çizgi çift çizgi yuvarlak. Aa hocam bunlar eş üçgen. Madem eş üçgen burası A burası A. X kenarı taban açıları A A ise burası da A burası da A'dır. Olay bitti arkadaşlar. A artı 60 A artı 60 ve 2 A'dan dolayı ne yaparsınız? Ya da A, A, A ve A'nın toplamı 60 dersiniz. A'yı buradan bulursunuz. A'yı bulduktan sonra da iki iç açının toplamı bir dış açıdan X'e ulaşırsınız arkadaşlar. Birinci yolumuz bu olsun. İkinci yolumuz ne? Daha eşliği görmedik. Eşlik olmadan nasıl yapabiliriz hocam diye soracak olursanız. Hemen siliyoruz soruyu. Sildik bakalım soruyu. Niye diğerlerini 60'ları sildiysem artık. Şu kenarla şu kenar eşit verilmiş. Eyvallah. Hocam bu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Valla eşkenarı kullanmak zorundayız biz. Eşkenarı nasıl kullanabiliriz? Valla bir de x kenar vermiş burada. Hocam eşkenar ya bu. Valla buradan bir dik çizsek tabanı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Tamam çok güzel. Şu parça ile şu parça birbirine eşit oldu ve dik. Ve aynı zamanda burası da 30 burası da 30 mu oldu? Evet. Bakın şu ikiz kenar üçgende de sen A köşesinden bir yükseklik çizsen tabanı iki eş parçaya bölecek. Ya da BC'nin orta dikmesi nereden geçecek? A köşesinden geçecek. O zaman burası çizdiğim doğrusal mı olmak zorunda arkadaşlar? Evet. Bu ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için bu da bir açı ortaya oldu mu arkadaşlar? Oldu. E o zaman ben şuraya bir A dersem, ikizkenar kenar olduğundan dolayı. Burası da A'dır. Çünkü A artı atmışsa A artı atmış. Ve burası da noktaya nokta oldu. Ve dikkat edin. Ne çıktı burada? Şunda ikiz kenar A ikizkenar İkiz kenar A ise A. E soru bitti. Niye? Şuradaki dik üçgende bakalım öncelikle. A ve A artı 60'ın toplama 60 mı, e, 90 mı olacak? Evet ya da 2A A artı 60 A artı 60 180 diyebilirsiniz. Ben direkt dik üçgen dikkatimi çekti bu üçgende. A ile A artı 60'ın toplamı 90 derece olmalı. E buradan 2A eşittir 30 ise A'yı buradan 15 buluruz. Arkadaşlar A 15 ise şuradaki üçgende de 2 iç açının toplamı 1 dış açı 60 yani. Yani 15 artı x eşittir 60 olacağından x'i de buradan kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Neler verilmiş? 60, 60, 50, 65. Açıları yazdım. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. He, o zaman düşün. Şimdi arkadaşlar ben genelde şöyle. Tamam bu 60, 60'larda bir açı ortaylık var hocam. Vallahi bir şey anımsatmadı. O zaman şu 50, 65'e yoğunlaşalım. Şimdi genelde sorularda bir şey yapamıyorsan. 50 ve 65. Yan yana olan açılarda. Çoğunlukla bunu yapıyoruz zaten arkadaşlar. Ee, özel bir durum var mı diye bakılır. Özel durum dediğimiz nedir? Valla arkadaşlar geometride özel bir durum dediğimiz iki açı yan yanaysa böyle 180'e tamamlama, 90'a tamamlama gibi şeyler özel bir durumdur aslında. 50 ile 60'ın toplamı kaç yaptı? 115 mi yaptı arkadaşlar? Evet. 180'e tamamlayanı kaç? 65. Aa, özel bir durum var arkadaşlar burada. 65. İşte böyle açı eşitliği gördüğün zaman 180'e tamamlayan açısını göster. Hocam bunun 180'e tamamlayanı burası 65. Valla ayrı gayrı yerlerde oldu. Sevmedim. O zaman 180'e tamamlayan açısını şöyle yapsak. Bak burası 65. Genelde de açı sorularında açıyı yapamıyorsanız büyük ihtimalle böyle açı ortaylarının kesim noktası olması olayını kaçırıyorsunuzdur. Dikkat. E hocam 60-60 e ben burada açı ortaya yöneldim ya 60 60 120 180 taban yanında 60. O zaman burada da hop şunu uzatırsam burası da 60 derece oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bakın dikkat edin ne çıktı burada? Bak 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 bak. Hocam bu üçgende hatta ben bunu sarıyla göstereyim. Genelde öyle çizince daha güzel oluyor. Siz yeter güzel bir şekilde anlayın. Biz uğraşırız gençler hiç önemli değil. Şunu şöyle çizince ne oldu arkadaşlar burada? Bu üçgende yani ABC üçgende bu dış açıortay bu da dış açıortay. Burası ne oldu? Açıortayların kesim noktası. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya da iki dış bir iç bir noktada kesiyordu. Hocam bir üçgende bu dış açı ortay bu dış açı ortaysa bu A köşesinden gelen de ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Yalnız bu dış bu dışsa bu da ne olmak zorunda? İç olmak zorunda. Yani burası X oldu. Bitti gitti. 50-60. O e, zaman burası kaç olacak arkadaşlar? Ya da direkt şey söyleyelim. 50 artı 60 artı 2X eşittir kaçtır? 180'dir. 2x buradan 70 yaparsa x'i de buradan kaç buluruz? 35 derece olarak buluruz. Ben direkt kafadan yazacaktım ama neyse yazmak istedim. 50 60sa burası 110sa buraya 70 kaldı. E 2x 70sa x de 35 diyecektim. Neyse açıkladık gitti. Cevap böylelikle balık kesir çıktı. Geldik bu soruya. Ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı şekil 1'de gösterilmiştir. Katlamalar var. Çok güzel. Bu üçgenin A köşesi DF, C köşesi EF boyunca katlandığında şöyle katlamalar olunda. Ne diyorduk arkadaşlar? Hop eski haline geri çek. Zaten eski haline geri çekilmiş halleri burada var. Sıkıntı yok. O zaman ne diyeceğiz? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam kenarla ilgili bir şey muhabbet yok burada. O zaman sadece açılara yoğunlaşalım. Hocam şu açılar üst üste biniyor, birbirine eşit. Bu açılar üst üste biniyor, birbirine eşit. Ya başka burada bu açılar da üst üste biniyor. Birbirine eşit diye göstersek. Başka var mı? Hocam burada bu açıyla bu açı üst üste biniyor. Eşit ama karışık olan yerler genelde pek işe yaramıyordu. Tamam eyvallah yazdık. Şimdi ee, bizden ne isteniyor? Kameradan dolayı göremiyorum buraya. AFD ve C, CFE açısı. AFD ve CFE açısı. Tamam bitti arkadaşlar soru. Bizden nokta ile çizgi açıların toplamı isteniyor. Gençler A A yazarsak. Buraya da B B yazarsak. Ana ne çıktı burada? Bir doğru açı çıktı. Yani 2A artı 2B artı 26 eşittir 180 olacağından 2A artı 2B eşittir 154 olacağından A artı de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 70 desek evet 77 çıkar sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız böylelikle denizli oldu. Evet bazen şu ekranda şu, şurada şu bölgede kamera var arkadaşlar göremiyorum. İkinci ekrana bakıp şuradan şöyle işaretliyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın tamam mı? Evet cevap denizli oldu. Geldik bu soruya. Ne diyor soruda? 60 verilmiş açılar verilmiş. Açıları bir yazalım. Vallahi iki açı yan yana gördük. Dayanamam. Direkt burası nedir? 60 ile 24'ün toplamı 84. Hocam direkt şu açıyla şu açının toplamı 84 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 72 kaldı. Sonra ne yapalım? Hocam şurada da iç açılar toplamı 180 olacak. Buradaki açı da kaç yapıyor? 84. 36 daha. 120 Buraya da 60 kaldı. O süper. Ama açıları yazdın. Hala daha bir şey bulamıyorsun. Bir şey bulamıyorsan açı ortaylık var mı? Yok. Yoksa lütfen ama lütfen. Eşitlik var mı? X kenarlık var mı? Onlara dikkat et. Hatta bak 60 var 60 var. Ana buradaki açı da 60. Ne çıktı burada? Bir eşkenar. Eşitlikleri mutlaka mutlaka göster. Gösteriyorum. Şu hocam şu bir eşkenar üçgen. Karışık olunca böyle tırtıklıyordum ya tırtıkladım. Başka böyle bir yerde x kenarlık var mı diye bak. Aha bak bütünsel açılarda yazın böyle sorularda. Bak burası 72. Bak 36 72 72. Hocam burada da bir x kenarlık çıktı. Burada da şurası da eşit oldu mu? Oldu. A bununla bunun eşitliğini gösterince artık burasıyla da burası bir x kenar oldu mu gençler? Oldu. Yani x artı 60 ise hocam burası da x artı 60 diyebiliriz arkadaşlar. E ee, x artı 60 x artı 60 ve 24. Yani toplamda 2x artı 60 artı 60 artı 24'ün kaç olması lazım gençler? 180 olması lazım. 2x buradan kaç yaptı? Şu ikisi 3'ü 144 yaptı. 180'den 144 çıkarsak 36 yapar. x de buradan kaç olur? 18 olur. Yani cevap Edremit oldu.